Armağan Çağlayan'ın YouTube programına katılan Beyaz TV'nin sahibi Osman Gökçek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnaklara yönelik canlı yayında sarf ettiği sözlerden sonra Beyaz TV'ye tekrar geri dönüşünü şu sözlerle anlattı. Aradan yaklaşık iki yıl geçtikten sonra ismini vermek istemediğim dernek başkanlarıyla bir araya geldik. O dernek başkanları Rasim'in bunun cezasını çektiğini artık eski görüşte olmadıklarını söylediler ben de bunun üstüne Rasim'in dönüşünde sıkıntı olmayacak diye geri çağırdım ve o şekilde oldu. Boşnak Dünyası TV'nin o açıklaması. 2019 yılının Ağustos ayında bir gece vakti karşısında Rumeli Balkan Camiası'nın temsilcilerini gördüğünde kuracağı cümleleri toparlamakta zorlanan Osman Gökçek, ben sizin Rasim Ozan Kütaypalı'yı affettiğinizi sanıyordum, mazeretine sığınmaya çalışmış, ardından da boşnaklara hakaret eden kişiyi ikinci kez kovmak zorunda kalmıştı. Beyaz TV'nin sahibi Osman Gökçek'in, Rokya olan ihtiyacı ortadadır. Sebepleri ne diye sorarsanız çok şey sıralayabiliriz ama kendisine boşnaklardan daha fazla değer verdiği su götürmez bir gerçektir dedi. Ekteki fotoğraf 24 Ağustos 2019 Cumartesi gecesi çekilmiştir. Türkiye'deki onlarca sivil toplum örgütünün bir araya gelerek kurdukları Ahlak Gönüllüleri Platformu'nun temsilcileriyle görüşen Osman Gökçek, rocky bir kez daha kovduğunu bu görüşme sonrasında kamuoyuyla paylaşmıştır. Şimdi çıkıp da birkaç Boşnak derneğiyle görüştüm. Rocky affettiklerini söylediler, türünden cümleler kuruyorsa bu açıklamaları yeterli görmemeli. Yaptığını iddia ettiği görüşmelere dair isim, fotoğraf, yer ve zaman gibi somut bilgileri de paylaşmasını beklemeliyiz. Zira Gökçek'in bu konuda sabıkası kabarıktır. Rumeli Balkan camiasının içine nifak tohumları siyar isteniyor olabilir. Çok dikkatli olunmalıdır. Eğer bu iddialar doğruysa ve gerçekten ülkemizdeki boşnak derneklerinin bazılarının başkan ya da yöneticileri bahsi geçen görüşmeyi yapmış ve Gökçek'in dediği gibi, biz Rocky affediyoruz, anlamına gelen cümleler kurmuşlarsa, Allah topunun belasını versin. Rasim Ozan Kütahyalı ekran başında işlediği suçun cezasını bağımsız Türk mahkemelerince almış ve ahlaksızlığı kanunlar önünde tescillenmiştir. Kendisinin vicdanlardaki cezası ise müebbettir ve af söz konusu dahi değildir.